Sayın Şener, bir unsur daha ekleyerek sizden bir genel yorum rica edeceğim. Yavuz Ağralioğlu muhalefeti beceriksizlikle suçluyor. Yani bir kendi partisini kurma sinyalleri zaten veriyordu. Dün akşam Haber Global'deydi. Buket Aydın'ın programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Daha önce de vermiş olduğu sinyalleri yenilerine ekledi. Şimdi bir, yani beceriksizsiniz, istifa etmeniz gerekiyor. İstifa etmek için daha ne bekliyorsunuz dedi. Bir de ilginç bir tanımı var, ilginç bir yorumu var. Sonuçta diyor ki hani sizin söylediğiniz şeyler doğruydu ama size itimat edilmedi. Erdoğan kendisine muhalefet etseydi %70'le kazanırdı. Bir bakalım ona lütfen arkadaşlar. Ben bu seçim mağlubiyetle biterse buna sebep olanlar istifa eder diye düşünüyordum. 10 sefer yenildin, istifa etmiyorsun. Ne olunca başarısız sayacaksınız kendiniz? Mesela memlekette meteor çarpmasını mı bekliyorsunuz? Muhalefet iktidar olamadı çünkü dediklerini yapabileceklerini inandıramadılar. Oy vermeyen seçmeni cahillikle suçladılar. Bundan utanması gereken iktidar mı, muhalefet mi? Erdoğan kendisine muhalefet etseydi bu koşullar altında %70 alırdı. Trolse siz de, basına hakaret siz de, dayatmacısınız. Sizin bu halinizle hükümet etmeye zaten hakkınız yoktu. Olan değişim umudu olan muhalif seçmeni oldu. Herkes her şeyi kaybetti. Muhalefet hala mahcubiyet duymadan grup toplantılarında konuşuyor. Gelelim bu İyi Parti. Sayın Yarar, sizin de işaret ettiğiniz noktada işte istifa eden Ağralioğlu da diyor ki en çok kaybeden İyi Parti'dir. Hanımefendi, yani İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kazanılamayacağını bildiği halde bu süreci engelleyemedi. Onun mesuliyeti daha ağır. Hiç kazanılmayacak bir denklem varsa o da budur. Defalarca dinledik ondan. İyi Parti bildiğini yapmadı. Ve son, bu da İyi Parti kongresinde acaba bir genel başkanlık yarışı olur mu? Şunu söylüyor. Benim için siyaset parti kurma hevesi değildir. Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Akşener, ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim. Gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun derse koşarım. Akşener varken yapma. Evet. Şimdi doğru. Çok ciddi bir büyük başarısızlık var muhalefet açısından. Söylediği gibi eğer Erdoğan kendisine muhalefet etseydi, deprem, ekonomik kriz, işsizlik konusu, enflasyon gibi konuları öyle bir işlerdi ki, yani hani 2002'deki seçim zaferinde olduğu gibi o konjonktürü öyle bir değerlendirdi ki gerçekten seçilirdi. Ama seçim bittikten sonra özellikle Kılıçdaroğlu odaklı olarak muhalefetin tutumuna baktığınız zaman ya bunlar konuştukça Erdoğan'ın bugünkü oyları %52'den 55'e çıkar yani. Öyle bir ters şey de var, ilişki de var arada. Evet, çok doğru. İlginç bir şekilde Meral Akşener suskunluğa bürünerek kongresine hazırlanıyor ve 81 il başkanı da desteklerini açıklamışlar. Muhtemelen seçilecek ama o bir sözü vardı ya, ya tarih yazacağız ya evet, tarih abi. Olacağız. Tarih olmaktan kurtulamayacaklar. Hiçbirisi kurtulamayacak. Çünkü bu kadar çok çırpınış, bu kadar Yavuz Ağralioğlu'nun söylediği gibi toplum duyarlılığına, tepkilerine ve beklentilerine bu kadar karşı duruş hayra alamet değil. Meral Akşener başarısızlıkta nasıl rol sahibi? Masa kurulduğu andan itibaren Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak seçilemeyecek aday olduğunu anlatmaya çalıştı. Bunu da herhalde kazanacak ikna aday evet. ifadesiyle gündemleştirdi sürekli. Kendi söyledi, kendine yakın insanlara söyletti. Bütün herkese söylediler. Yani Yavuz Bey de kusura bakmasın, o da bu süreçte ne demişti hatırlayacaksınız. Seçmenimiz Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini rüyasında görse sabah kalkıp gusül abdesti alır falan gibi bir laflar etmişti. Yani bunlar hep İyi Parti tabanının, o milliyetçi tabanının ayak sürmesine, zaten çok gönüllü olmadığı halde daha da bu konuda kararlı olmasına sebep oldu. HDP, hatta şöyle söyleyeyim, yani Kılıçdaroğlu karşıtlığı Meral Akşener sayesinde, politikası sayesinde PKK-HDP karşıtlığından daha fazla haline dönüştü. İl başkanları açık açık söylemeye başladılar ve bir milletvekili hatta işte Alevi olduğu için seçmen buna oy vermez noktasına kadar
açıklamalar yaptılar. Bu neydi? Meral Akşener baştan itibaren 2018'de Abdullah Gül'ün adaylarının önünü kestiği gibi Kılıçdaroğlu'nu da kesebilirdi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu daha stratejik bir adım attı. Masayı, onunla kuracağı ittifaktaki masayı çok sayıda üyeyle donattıktan sonra kendi adına el kaldıracakları belirlemiş oldu. O itiraz ederse buna karşı kalkacak 4-5 el, işte olduğu gibi 3 Mart'ta olduğu gibi onun adaylığını ortaya koyabilirdi, onu kesinleştirebilirdi. Nitekim öyle de oldu. Bu Meral Akşener'in 3 Mart'taki bu masa noter masası sözünün ispatı aslında. Yani orada haklı çıkıyor. Ama bir laf daha etmişti, bu masa kumar masası demişti bir de. Yani ne, onda ne bunda olacağız demişti. Evet, kumar masası mıymış? Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim hezimeti, altılı masanın toptan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığı rakamlar bu masanın da kumar masası olduğunu gösterdi. Şimdi üçüncü kehaneti, tarih mi yazacağız, tarih mi olacağız diye bir sözü vardı. Şimdi oraya doğru gidiyor. Bu yani öyle bir süreç ki Kılıçdaroğlu bütün o şey kampanya sürecinde HDP ile özellikle işbirliği yaptı. FETÖ'cülerin desteğini hiç yadırgamadı falan. Ve Meral Akşener de o süreçte bunlara hiçbir tepki göstermedi. Yani sürecin devam etmesine göz yumdu. İkincisi, Kılıçdaroğlu'nu istemeyebilirsiniz. Bunu çok kere de burada konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Tabii. İstemeyebilirsiniz ama bu sefer siyasi nezaket gereği veya öyle olması gerektiği için, hatta nezakete de gerek yok, siz kendi partinizden veya dışarıdan bir adayı öne koyabilirdiniz. Ama aynı partinin belediye başkanları üzerinden bir başka strateji kurdu. Saraçhane'de o otobüs üzerindeki yargı süreci gibi üzerine oldu bittiye getirip adaylık açıklamaları yaptırtmaya çalıştı. Bunların hepsi tabii Kılıçdaroğlu'nun hani bizim sinir siyaseti dediğimiz böyle olayları son derece yatıştırıcı bir şekilde sönümlendirip ve İmamoğlu'nun aday olmasının önünü bu şekilde sessizce sinirleri gere gere engelledi. O ne kadar 85 milyon umuduyum diye ortaya çıksa da o yok, hayır siz 16 milyonun çok başarılı bir belediye başkanısınız falan filan. Şu anda da belediye başkanlığında kalsın vurgusu efendim? Var. Şu anda da Ekrem İmamoğlu kuşkusuz öyle. Yani Bay Gösrak da diyor. Seçimden çok önce diyor. Bu Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde, yani Meral Akşener'in onu force ettiği dönemlerde de bunu Kılıçdaroğlu'nun unutmayacağını, onu 2024 seçimlerine aday göstermeyeceğini bundan 1,5 yıl önce falan, 1 yıl önce falan söylemiştik bu ekranlarda. Yani Kılıçdaroğlu bunu unutmaz. Sadece üzerine durmuyormuş gibi görünür ama onu mutlaka yazar. Burada da şimdi yine İmamoğlu bir değişimden bahsediyor ama bunun Kılıçdaroğlu'nun koltuğu olduğunu açıkça söyleyemiyor. Değişim programının ne olduğunu kimseye anlatmıyor ama sürekli açıklamalar yaparak, 3-4 defadır açıklamalar yaparak, yani sen git ben oturayım mesajı veriyor ama Kılıçdaroğlu 2012-2010'dan beri bu tür saldırılara karşı ne yapacağını çok iyi biliyor. En zorlandığı zamanda dahi. Bunun en güçlü örneklerinden bir tanesi Muharrem İnce'nin aday olduğu 2018 kurultayı. Yani şöyle düşünün, delege bazına bakın, o noktaya daha İmamoğlu'nun gelmesi için çok fırın ekmek yemesi lazım. 600'den fazla delegenin imza verdiği ve kurultay çağrısı yaptığı bir süreçten bahsediyoruz. Yine de o süreçte imzaların bir kısmı baskıyla, bir kısmı tekliflerle, daha ağırını söylemeyelim, geri çekildi. Ama kurultaya da yol verildi. Fakat 600'den fazla delege imza vermesine rağmen aday gösterme noktasına gününe geldiğinde 120 çektiler. Rakamı bulamadılar. Evet, bulamadılar. Zar zor Kılıçdaroğlu biz ve destekledik dedi. Ama ne oldu? Bir seçim yapıldı, 447 oy aldı Muharrem İnce. Yani delege açıktan imza vermek gerektiğinde ismini saklıyor. Genel merkezin şeyinden, ne diyelim, baskısından, korkusundan, ne dersek diyelim. Ama kapalı odaya girip oy kullandığında 447'si bu değişimi istiyor. Ama çıkıp bunu ortalarda, meydanlarda söylemiyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu ve şuna lütfen şöyle bir arşiv taraması yapın. CHP kurultay değişim diye yazın. Hemen hemen bütün kurultaylarda bu değişim lafı çok kullanılmış. Ama kimin nasıl değişim yapacağı konusunda
çok net bir tavır yok. Bir tek Muharrem İnce bunu çok net ve çok açık söyledi. Yani Kılıçdaroğlu'nun olayı nereye götürdüğünü, partinin böyle gitmeyeceğini ve işte seçim hezimetlerini de çok net ortaya koydu. Şimdi İmamoğlu ne yapıyor? Siz seçim, ya işte değişim lafından herhangi bir şey anlıyor musunuz? Yani mesela öz eleştiri yapmamız lazım diyor. Yenildik, öz eleştiri yapmamız lazım. Şimdi insanların kendi seçmenine, yani karşılıksız, çünkü seçmen size sizden herhangi bir karşılık almadan oy veriyor. Bunlara biraz saygı duyması gerekiyor. Siz o gece çıktınız. Ben çıksam o gece insanların önüne 4 kez yalan söylesem, seçimi kazandık, öndeyiz, alıyoruz, yarın sabah Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak, öyle uyanacaksınız desem, ertesi gün sokağa çıkmam. Ya ben siyaseti bırakırım o gün. Derim ki ya, ya da şunu söylerim. Ben o açıklamaları partimizin şu 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 yetkililerinden ya da şu sisteminden aldım. Öyle açıkladım. Herkesten özür diliyorum. Önce öz eleştiri oradan başla. Hani şeyden geçtik. Kampanya sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında olmandan, eğer seçilseydi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun olmayı böyle gevrek gevrek gülümseyerek... Abi sen yasa geldin yine. Efendim? İnkardayız şu anda biz de. Kabullenmeye evet gelmedik de. Hayır hayır. Biz hala inkardayız. Ama ya İmamoğlu o şoku atlatmış. Değişim istiyor. Yani o artık şeyde, reaksiyonda, tepkide, 6. madde tepki olarak herhalde değerlendirmek yok, lazım. Sayın Yarar'ın işaret ettiği noktada Kılıçdaroğlu 3.'ye gelmiş değil mi? Pazarlığa tabii gelmiş. Pazarlıkta şu an. Ama evet, o zaten seçim sabahı şoku atlatmış, değişim diye ortaya çıkmıştı. Yani o bütün safhaları takır takır kafasında bir yere oturtmuş. Çok daha nasıl pratik gidiyor, pratik düşünüyor o anlamda. Şimdi o geceden başlayarak bir öz eleştiri yap. Eğer Cumhurbaşkanı seçilseydi Kılıçdaroğlu, sen Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktın, hiç de bir şikayetin olmayacaktı. Ne değişimden ne bir şeyden bahsedecektin. Aynı yenilmiş bir ekibin parçası olarak, hani sorunuzun başına geliyorum. Bütün altılı masa toptan yenildiği halde bir kişinin değişimine bağlıyorlar herkes siyasetteki efendim iyi gidişatı. O ne? Kılıçdaroğlu'nun gidişatı. O da diyor ki yok be kardeşim diyor, hepimiz kaybettik bu işte. Bak ben hatta kendi üstüme düşen rolü oynuyorum. Değişimle ilgili isimleri değişiklikle yapıyorum. MYK'yı değiştiriyorum. Danışmanları değiştiriyorum falan. İl başkanlarını da değiştireceğim falan diyor. Ama öbürküler sessiz. Ve en yani korkuncu burada İmamoğlu'nun tutumu. Yani eğer öz eleştiri yapacaksan mesela şuradan başla. Kılıçdaroğlu dedi ki ben Demirtaş'ın Demirtaş'ın işlediği suçları işte şeref madalyası olarak İşte ona göğsüne taşıyacak dedi. İyi de sen de dedin ki Demirtaş'ın siyasetini beğeniyorum. O Türkiye için lazım olan bir siyasetçi. Sen de kayyum atamasına karşı, Adaletin parti Selahattin'i Ekrem'i olmaz demiştim. Karşısın. Sen de HDP'lere bayılıyorsun. Hiçbir derdin falan yok onlarla. Diğer konularda da hiç geri kalmıyorsun. Hele küresel aktörlerle oyun oynama konusunda bence şeyden çok daha ileri Kılıçdaroğlu'ndan. Peki o zaman bir öz eleştiri yapın. Hangi konuda öz eleştiri yapacaksınız? Mesela İstanbul'da ne bileyim kar yağarken İngiliz Büyükelçisi'yle, konsolosuyla yemek yedim, onun için bir özür dileme şeyine girdin mi? Veya işte Türkiye'yi demokrasi yok diye, veya Ayasofya açılacağı zaman açıldığında Yunan kanalına bağlanıp ya işte böyle bir gündeme gerek yoktu falan filan, ya da S-400'ler Türkiye ile Amerika'nın daha fazla gerilime ihtiyacı yok derken mesela bu konularda öz eleştiri yapacak mısın? Yok. Senin Kılıçdaroğlu'ndan bir farkın var mı? Yok. Peki neyi değiştirecek? Yani bunun bir tek değişim dediğiniz şey izlenen politikanın yanlışlığı. Hani kim söylemişti? Bülent Kuşoğlu. Adayda problem yok diye. Bu politikalar olduğu sürece adayda problem yok. Kaybedersiniz zaten. Yani Kılıçdaroğlu da olsa, Mansur Yavaş da, ki onlara, o da onlara benzemiş zaten zaman içinde. İmamoğlu da olsa bu politikalarla bu milletten güven alamazsınız. Nedim, bu... şeyi sormak gerekmiyor mu? Terlik koyup kazanılan bir yerden kaybetme noktasına gelinmede acaba sorun nerede? En başta. En baştan. Bütün politikalar da işte. Hesap. Politika. Bütün politikalar. Onu diyorum yani. Politika. Yani politikalar, hatta şey. Hala aynı yerdeyiz. Eren Erdem yani şey yapmış. Çünkü ya. En son onlar şey diyordu. Tabii. Biz kimi koyarsak koyalım, aday önemli değil. Açık ara öndeyiz diyordu. Sosyal medya baş danışmanı galiba partide. Kutu Kola'yla Erdoğan'ı yarıştırmış. Kendi adayları Kutu Kola, Erdoğan da.
kutu kola %47 alıyormuş mesela. Yani kutu kolayı, kutu kola kadar değer veriyorlar kendi adaylarına. Erdoğan'la yarıştırmışlar. Yani Erdoğan nefret ediyor. O kadar büyük, Erdoğan'a karşı tepki o kadar büyük ki kutu kola kazanıyor. Şimdi dediğin gibi terlikten kutu kolaya kadar evrilen bir süreç. Bu bakış açısının yanlış olduğunu göremiyorlar. İki, izledikleri politikalarda bütün politikalarını gözden geçirmiyorlar. Bir tek şeyi var, hedefleri var. Küresel sistemin, yani Kılıçdaroğlu diyor ya, altılı masadan 16'lıya çıkaracağım diye. Melih'in de söylediği gibi bir kararlılık, pardon Masum Hoca'nın söylediği gibi bir kararlılık vurgusu. Ben o siyaset üzerinden yürüyeceğim diyor. Çünkü şunu görüyor. İstanbul Belediyesi seçimlerinde, ya daha pardon özür dilerim, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Ankara'da ve İstanbul'da hep Erdoğan'ın önüne geçti. Hatta %51'in üzerine çıktı şeyde İstanbul'da, değil mi? Evet. Şimdi bunu görüyor ve diyor ki ya keramet İmamoğlu'nda değil. Keramet bu masayı bir araya getirmek, bu ittifakı oluşturmakta. Nitekim Erdoğan'a karşı ben Kılıçdaroğlu yarışırken %51.6 almışım İstanbul'da. Dolayısıyla başkası birini aday gösterirsem ben bu seçimi, yani yerel seçimde İstanbul'u tekrar kazanabilirim. Kazanırsam genel başkanlığım daha da güçlenir ve ben genel seçime kadar da onu götürebilirim. Aday olmasam da hiç olmazsa bu şekilde bir geçiş süreci hazırlayabilirim planı içerisinde. Ama bu acaba isim, aynen isimler aynı kalırsa yerel seçimlerde CHP seçmeninde bir iştahsızlık yaratır mı? Veya işte İyi Parti seçmeninde o iştahsızlığı yine körükler mi? Onu da evet, zaman içinde göreceğiz ki öyle de çıkabilir sonuç. Peki.